Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Önce kendin durdur, çöz, daha sonra aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Çocuklar, beni ibrahimhoca.33 Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Orada da dersle ilgili eğlenceli ders videoları atıyorum, bilginiz olsun. Hemen 1. bölümden başlayalım. Doğru yanlış ifadeleri. Toplamda 10 tane ekranda 5 tanesini görüyorsunuz. Yaptığınız her doğru için 3 puan hesaplamada yapabilirsiniz. İnternetteki her bilgi doğrudur diyor. Hayır sevgili öğrencim. İnternette çok çöp bilgi vardır. Yanlış Y harfini ekledim. Şifremizi unutma ihtimaline karşı birkaç arkadaşımıza söylemeliyiz. Hayır. Birkaç arkadaşına söylersen onlar bu sefer giriş yapabilirler. Tabii kesin konuşmayalım ama yapabilirler. 3 numara C'deyiz. Adres satırında HTTPS ile başlayan sitelerden alışveriş yapmalıyız diyor bize. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Bilgileri sadece tek bir siteden değil farklı sitelerden karşılaştırarak araştırmalıyız. Yani her gördüğüne inanma diyor, karşılaştır. Eğer hepsinde aynı şeyi söylüyorsa o bilginin doğru olup olmadığına karar ver diyor. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Haklarımızı arayabilmek için alışverişten sonra mutlaka fiş ya da faturaları almalıyız. Sen onu değişimi yapacaksan ya da geri iade edeceksen elindeki fiş ya da faturaya göre iade etmen gerekiyor. Elinde fiş ya da fatura yoksa iadesini almazlar. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Diğer beşine de bakalım. F harfindeyim. Emek hırsızlığı olmaması için mutlaka kaynakça belirtmeliyiz. Yani aldığın bilgiyi nereden kullandığını, nereden bulduğunu belirtmen gerekiyor. Yoksa karşısındaki kişinin emeğini çalmış oluyorsun. Doğru bir bilgidir. D harfini yazdım. Bir diğeri sanayinin en çok geliştiği bölge İç Anadolu bölgesi değildir. Marmara bölgesidir. Yanlıştır tabii ki. Tıp alanındaki çalışmaları ile Avicenna olarak bilinen ünlü Türk İslam alimi Aydın Sayılır diyor. Çocuklar, Aydın Sayılı 5 liranın üzerindeki kişi. Kendisi de Türkiye'de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlamış bir bilim adamıdır. Tıp alanındaki çalışmaları yoktur maalesef. Dolayısıyla biz buna yanlış dememiz gerekiyor. Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkilemez. Soru köküne de dikkat edelim burada. Etkiler demesi gerekiyordu. Yanlıştır tabii ki. Tarım imkanlarının en çok geliştiği yer Doğu Anadolu bölgesi değildir maalesef. Sevgili öğrenciler, çünkü yükselti ve engebe var. Burada tarım yapmak nerede? Çok güçtür. Çok güçtür. Hayvancılık deseydi belki evet diyebilirdim. Yine buna da yanlış bilgi dedim. Yazılımızın 2. bölümü boşluk doldurma sorularından oluşuyor. Toplamda 10 tane ekranda 5 tanesini görüyorsunuz. Yaptığınız her doğru için 3 puan hesaplamada yapabilirsiniz. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanı yazınız diyor. Bize bakalım. Pastör, iklim, meslek, Karadeniz, ayıplı mal, intihal, kaynakça, Akdeniz, ekonomik faaliyet ve kümes hayvancılığı. Bakalım hemen. Kuduz aşısını nokta nokta bulmuştur. Allah razı olsun sevgili öğrenciler. Pasteur tabii ki. Hemen yazalım. Pasteur şeklinde yazılır. 2 numaradayım. Başkasına ait bir fikri, düşünceyi kendisinin gibi gösterilmesine emek hırsızlığıdır sevgili öğrenciler. Buna intihal denir. Hemen yazalım. İntihal denir. C'deyim. Bu arada pasteuru silelim. İntiharı silelim. İntihali silelim. Araştırmalarımızda yararlandığımız eserleri nokta nokta bölümünde gösteririz. Kaynakça bölümünde gösteririz. Silelim hemen. Buraya da kaynakça kelimesini yazmam gerekiyor. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla yaptıkları ve karşılığında para kazandırdıkları etkinliğe nokta nokta denir. Yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla yapıyor ve karşılığında para kazanıyor. Meslekle bunu karıştırmayalım lütfen. Ekonomik faaliyetten bahsediyor. Ekonomik faaliyet yazarsam 3 puanda hesaplama yapabilirim. Peki bunu da sildim hemen. En fazla balıkçılık Karadeniz bölgesinde yapılır. Buraya da hemen Karadeniz kelimesini getirdim. Diğer beşine de bakalım sevgili öğrencilerim. F harfinden devam ediyorum. Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek denir. Mesleği yukarıdan silip buraya yazdım meslek kelimesini. Akdeniz bölgesinde seracılığın yaygın olarak yapılmasını etkileyen en önemli unsur baktığım zaman iklimdir sevgili öğrenciler. Çünkü başka yerde bu kadar sıcak hava olmuyor. Yani serayı kurarsın ama bir de bunu ısıtmak da önemlidir sevgili öğrencim. Akdeniz ikliminde olan yerlerde bile bazen buz ya da don olduğunda orada bile seranın altında ürünleri etkilenmemeleri için
ısıtmaya çalışıyorlar. H harfindeyim. Etiketinde, ambalajında, reklamında hatalı ve eksik olan ürünlere ayıplı mal denir. Bu arada iklimi de silelim. Buraya da hemen ayıplı malı yazdım. J harfindeyim. Büyük şehirlerin etrafında nokta nokta hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Büyük şehirlerin etrafında özellikle Marmara bölgesinde kümes hayvancılığı, hemen yazalım, kümes hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. J'yi tek başına tuttum, biraz daha uzun olduğu için. Örnek bir kaynakça yazınız. Çocuklar, bu sırada takip etmen gerekiyor. Eser sahibinin önce soyadı, sonra eser sahibinin adı, eserin adı, basıldığı yer ve basıldığı yıl, bunları da virgülle ayırman gerekiyor. Ben Asım Bezirci'yi seçtim sevgili öğrencim. Tabii sana kalmış. Yeter ki buradaki sırayı koru. Asım Bezirci. Burada soyadımız Bezirci. Hemen öncelikle soyadını yazıyorum Bezirci şeklinde. Virgül ekledim. Daha sonra ismini yazıyorum Asım şeklinde. Sonra ne diyor bakın? Eserin adı diyor bize. Eserin adı Dünden Bugüne Türk Şiiri. Virgülü koydum ve şiiri hemen yazacağım. Dünden Bugüne Türk Şiiri eserinde yazdım, virgülü ekledim. Daha sonra basıldığı yer diyor bize. Basıldığı yer İstanbul. Onu da yazdım. Ve basıldığı yıl ise 2003 yazarak kaynakçamı tamamlayabiliyorum. 60 puanı geride bıraktık. Bundan sonra 10 tane çoktan seçmeli test sorumuz var. Yaptığınız her doğru için 4 puan hesaplamada yapabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların çocuklar üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği önlemlerden birisi değildir? Eğer aileler çocuklarıyla daha çok zaman geçirirse çocuklar da bilgisayara yönelmezler ve bu sorun ortadan kalkar. A'yı eledim. Bilgisayar kullanımına ilişkin amacı ve süreyi belirleme kesinlikle. İşte yarım saatin var bilgisayar için, 30 dakikan var. Ya da ben kızıma yaptığım gibi işte hafta içi yok, hafta sonu belirli süreler içerisinde bilgisayarı veya da tabletini veriyorum. Hayatından tamamen çıkartmak olmuyor ama bu şekilde en azından kısıtlayarak bu önlemi almaya çalışıyoruz. B seçeneğini de eledim. Çocukları sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmek kesinlikle, bu da yine hani zamanını kullanacağı başka şeyler, başka aktiviteler çıkartıyoruz. C'yi de eledim burada. Çocukları tüm bilgisayar oyunlarından uzak tutmak, bunu başaramazsın. Bunu istesen de yapamazsın sevgili öğrencim. Çocuklar oyun oynayacaklar ama bu senin kontrolünde, senin vereceğin süreyle birlikte olması gerekiyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz, bilgiyi etme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor bize. Bakalım hemen. Eskiden bilgiye ulaşmak daha kolaydı. Hayır sevgili öğrencim. Yani ansiklopediler o da olursa ya da bir kütüphaneye gidiyordun. Şimdi cep telefonundan bile oradaki bilgiye ulaşabilirsin. Seçeneklerde bir olmayacak. A gitti, B gitti. Eleme yöntemini kullanalım. Hangisi doğrudur diyor bize. Farklı internet sayfaları ile dergi ve ansiklopedi gibi kaynaklara da göz atılmalıdır. Evet doğrudur. Artıyı ekledim. Resmi uzantılı sitelerden, resmi uzantılı Go.tr gibi ya da ne bileyim. Bunlar araştırma yapmak daha güvenilirdir kesinlikle. Burası da doğru. 2 ve 3 doğru burada. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdakilerden hangileri bilim insanının özelliklerinden değildir? Yüksek özgüvene sahip olmalı, çalışmalarını bireysel yürütmeli, tutarlı düşünmeli, sorgulayıcı olmalı. Bir kere şu üçü hemen eleyelim. Sorgulayıcı olmalı, dördü de elemek istiyorum sevgili öğrencim. Çalışmalarını bireysel yürütmeli diyor bize. Yani takım çalışması şeklinde giderlerse daha güzel olur. Bakmayın siz korona aşısının bir kişi iki kişi tarafından bulunduğunda, orada bir ekip çalışması vardır. Bireysel yürütme maalesef özelliklerinden birisi değildir. 3 numara olur, 4 numara olur ve kendisine çok güvenmelidir. Evet, ben bunu yapacağım, bunu başaracağım, bunu başarmak için elimden geleni yapmam gerekiyor demelidir bir bilim insanı. Sadece iki tabii ki, doğru cevabım A seçeneği. 4 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi akademik dürüstlüğün tanımıdır diyor bize. Hayatı boyunca hiç yalan söylememek. Hayır sevgili öğrencim. Şimdi akademik diyor bize. Hani dürüst ol, tamam yalan söylemek tabii ki dürüstlüğün bir şeydir ama akademik dürüstlük. Yani yapmış olduğun bilimsel çalışmalarda senden dürüstlük bekliyor. Her ödevi tek bir kaynaktan yapmak. Hayır tabii ki. C seçeneği, araştırmalarımıza yer aldığın kaynakları belirteceksin kaynakça kısmını. Ben bu bilgiyi şuradan aldım, şu bilgiyi şundan aldım dersen akademik olarak dürüstsündür demektir. Doğru cevap C seçeneği.
Bir diğer sorumuz, yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu ve farklı bitki türlerinin olduğu yerlerde ve ormanların yoğun olduğu yerlerde arıcılık geliştiğine göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık yaygındır diyor bize. Bakalım. Şimdi çocuklar baktığımız zaman burada dağlık ve engebeli olduğu Konya, Bursa, Adana, Muğla. Yani Adana'da Çukurova var, işte Konya'da yine Konya Ovası var, Bursa'da o ovamız var ama Muğla dağlık bir yerdir. Hani buradaki en dağlık yer seçenekler arasında Muğla'dır. Ve ormanlar da burada Menteşe bölgesinde ormanlar da yine yaygın olduğu için farklı bitki türleri de var. Muğla'da arıcılık yaygın olur diğerlerine göre. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır diyor bize. Adana sanayi tarım, Edirne tarım, Konya buğday tarzı, az da olsa hafif sanayi de var ama Zonguldak'ın taş kömürüyle birlikte şehir zenginleşiyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki site uzantılardan hangisinin güvenilirliği diğerlerine göre daha azdır diyor bize. Hemen bakalım çocuklar. Burada baktığım zaman şimdi K12'yi okulların resmi sitelerinde kullanıyorlar. Milli eğitime bağlı okulların kurum olduğu için güvenlidir. Edular üniversiteye bağlı. GOV'lar da yine devletin yapmış olduğu kurumlar, bakanlıklara aittir. GOV.tr vesaire. Orklar bunlar arasında diğerlerine göre güvenilirliği daha azdır diyebilirim. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorum, hangisi daha güçlü bir şifreye örnek olabilir? Sosyal medyadan ya da bankadan ya da pin kodu ya da neyse ne bir şifre alıyorsun. Bu şifreyi oluşturmak istiyorsun. Baksana 10, 20, 30, 40. Azra Fındık adını soyadını yazmış. Yani bunlar kolaylıkla erişilebilir sevgili öğrencim. Yani ben diyelim ki Azra Fındık diye bir kişinin aldığım zaman orada şifresini denerken Azra Fındık denerim. Ya da bir şekilde ben onun doğum tarihini öğrenebilirim. 01.03.2008 mesela. Orada sanki bir ay, yıl ve gün var, değil mi? Ama içerisinde hem büyük harf hem sayı olursa bu daha güçlü, diğerlerine göre daha güçlü bir şifreye örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, grafikte Türkiye ayçiçeği üretiminin bölgelere göre oranları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize baktığım zaman. Yüzde olarak bölgedeki oranları göstermiş. En fazlanın Marmara bölgesi, en azın da burada Doğu Anadolu bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Doğu Anadolu bölgesi üretimin en az olduğu yerdir. Baktığım zaman sütun grafiğinde bir tam %1, diğerlerine göre daha ufaktır. Hem boy olarak hem de ondalık sayı olarak A seçeneğini söyleyebilirim. Akdeniz bölgesindeki üretimin payı %40'tır diyor. Çocuklar Akdeniz bölgesine baktığım zaman 5.42. Burada %40 falan yok. Kenarda kalsın cevap bu. Bütün coğrafi bölgelerde tarımı yapılmaktadır. Az da olsa bütün bölgelerin ismi burada geçiyor. Demek ki ben bu bilgiye de ulaşabilirim, söyleyebilirim. Marmara bölgesinin üretimi diğer bölgelerin toplamından fazladır. Bunun için toplama yapmana gerek yok. Çünkü baktığın zaman 78. Diğerleri de ne olur? %100'den %78'e çıkartırsan geriye %22 kalır. %78'de %22'den, yani diğerlerin toplamından tabii ki daha fazladır. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Birinci bölgede balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. Birinci bölge Doğu Karadeniz. Tabii ki sevgili öğrenciler. Ülkemizde en fazla balıkçılığın yapıldığı yer Karadeniz bölgesidir ve Boğazlar. A seçeneğini eledim. İkinci bölgede sanayi gelişmiştir. İkinci bölge İstanbul'un kendisi. En fazla sanayi, nüfus yoğun en fazla olduğu yer. En fazla turist gelen Antalya'dan bile fazla. Bunu da dedim sevgili öğrencim. Üçüncü bölgede çay yapmak imkansızdır. Türkiye'de çay bir yerde olur. Doğu Karadeniz. Başka olmaz. Bir yerde sadece. O da ikliminden, mikro ikliminden kaynaklı. Doğru cevap C, D'ye de bakalım. Dördüncü bölgede un, makarna, bisküvi fabrikaları yaygındır. Çocuklar, dördüncü bölge Konya'nın kendisi, İç Anadolu bölgesi. Burada da tarım olarak buğday, arpa gibi ürünler çıkartıyor. Buğday zaten unun, makarnanın, bisküvinin ham maddesi olan unu oluşturmuyor mu? Oluşturur. Demek ki onun için burada da bu tarz fabrikalar yaygındır diyorum. Cevabım C seçeneği. Yazılım sona erdi. Bir puan aldın. Benimle yorumlar kısmında onu paylaşır mısın lütfen? Bu arada beni ibrahimhoca.33 Instagram adresinden de takip etmeyi lütfen unutmayalım. Orada da çok eğlenceli ders videolarım var sevgili.